Evet sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Yazılılar yaklaşıyor. Hocam ne yapacağız bu yazılılarda diye sorularınız çokça geliyor. O zaman biz de ne yaptık? Tabii ki sizler için çok güzel taktikler hazırladık. Özellikle son maddeye kadar dikkatle izleyin. Çünkü bu taktikler yazılıdan yüz aldırır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne için buradasınız hocam? Tabii ki çok sorduğunuz bir soruya yanıt aramak için buradayım. Nedir hocam? Yazılılar. Evet, yazılılarla alakalı bana çok soru geliyor. Bu soruların bir tanesi de hocam yani nasıl çalışmalıyız? Genel bir soru aslına bakarsanız. Ben de sizler için şöyle birbirinden güzel taktikler hazırladım. Özellikle sana bir sorum var. Yazılılara çalışmaya başladın mı? Henüz değil. Neden? Çünkü yazılılar daha gelmedi. Yani benden gelecek taktikleri bekliyordun aslına bakarsan, öyle mi? Çok faydası olacağını düşünüyorum hocam. O zaman ne yapıyorsun? Arkana şöyle güzelce yaslanıyorsun. Çayını kahveni alıyorsun ve ben sana birbirinden güzel taktikler vereceğim ve son maddeye kadar özellikle dinlersen sevinirim. Çünkü bunlar önemli maddeler. Evet, öncelikle yazılıyla ilgili problemin neler? Temel problemlerin neler? Hocam şimdi çalışmaya başlamadık. En büyük problem bu. Nereden başlayacağız hocam bu yazılılara çalışmaya? Güzel. Şimdi bununla ilgili öncelikle bir yazılı çalışma programı bu kere şart. Bunu bir haftalık program olarak organize etmemiz lazım. Şimdi zaten biz Tonguç Akademi ailesi olarak yazılı öncesinde sizlere bir yazılı kampı yapacağız. Öncelikle burayı bir kere kesinlikle takip edeceğiz. O benim sonraki maddelerimden bir tanesinin içeriği. Şimdi onu bir kere öncelikle şöyle bir vermiş olayım ama senin şimdiden itibaren yazılıyla ilgili bazı şeyler yapabilme ihtimalin var. Bunlardan bir tanesi o gün öğrendiğin dersi evde gelip tekrar etmek. Bunu maksimum 2 veya 3 tane farklı dersten yapabilirsin. Diyelim ki bugün fizik gördün, kimya gördün ve edebiyat gördün. Eve geliyoruz, bu derslerin minik bir tekrarını yapıyoruz. Yani bence maksimum 40 dakikaya sığdırabilirsin bunu. Ne diyorsun? Olur hocam. Tamam işte geldin, 40 dakikada bunları hallettin ve bittikten sonra işte birer ikişer test çözebilirsin. Bak çokça soru çözmene gerek yok. Geldin, tekrar ettin, birer ikişer tane test çözmeni istiyorum. Bunu örnek veriyorum, pazar günü karar verdin diyelim. Bir sonraki pazar gününe kadar o gün hangi derslerin varsa veya canın hangi dersleri çalışmak istiyorsa hiç problem değil. Haftalık bir programa yazıyorsun. Ne dedik? Günde 2 veya maksimum 3 tane farklı derse çalışabilirsin. O yüzden şimdi ne yaptık? Bugünden itibaren 7. güne kadar hangi derslere çalışacağımız belli. Bunları hallettik. Minik bir konu anlatımı yaptık ve ardından birer ikişer soru çözümü yaptık. Hem böylece günde belki 50 tane, 60 tane, 70 tane soru çözmüş oluyorsun. Hem okul tekrarını yapmış oluyorsun hem de yazılılar yaklaştığı zaman sıkışmamış oluyorsun. Peki hocam gün 24 saat. Bunun belli bir vakti uykuyla geçiyor. Belli vakti derste, okulda, orada, yolda, izde geçiyor. Ben ne kadar ders çalışmalıyım? Güzel. Mesela yazılılar bazında konuşuyorsak bence şimdiden itibaren çokça çalışmanıza gerek yok. 40x3 şimdiden itibaren yeterli. Bunu sınava kadar uyguladığınız zaman bence sınavlardan kesinlikle 100 puan alabilirsiniz. Niye? Çünkü bunu son günlere biriktirmeden yapıyoruz, şimdiden yapıyoruz, dağıta dağıta gidiyoruz. Bu 40x3'ü ne oluşturabilir? Örneğin ilk 40 dakikanızı konu tekrarları oluşturabilir. Günde 2 veya 3 tane dersten maksimum tekrar yaparak konu anlatımları yapıyorduk biliyorsun. İkincisinde ve üçüncü oturumunda da bu 3 dersin soru çözümleriyle ilgilenebilirsin. Senden ricam, bunları da yapmak için 15 dakika 20 dakikalık bir zaman yeter. Zaten doğrularımız yanlışlarımızdan her zaman biraz daha fazla oluyor. Sınava kadar bunları yaparsan yazılılar senin için çok keyifli geçer. 40 dakikanın hepsi tek bir branş için mi hocam? Mesela ilk 40 dakikayı o gün öğrendiğin 3 dersin konu tekrarlarını yapmaya bence fazlasıyla yeter. Yani bir derse maksimum 15 dakika 20 dakika ayırırız. Bazı derslerin tabii ki süreleri çok uzun ama bunları organize edebilirsiniz. O zaman ilk 40 dakikayı konu anlatımına ayıracağız. İkinci ve üçüncü dakikayı da ne yapıyoruz? Az önce söylemiştik. Soru çözümüne ve yanlışlarımızı öğrenmeye ayıracağız. Bu 40x3'ü sevdim ben hocam. İsmi de havalı. Okulda yani falan satarım ben bunu. Bana 40x3 verin. Ben size yazılının şifresini vereyim. Öyleyiz yani. Hocam peki çalışırken sadece konu anlatım videoları veya konu anlatım kitapları yeterli olur mu? Yani bunlar tek başına yeterli olabilir ama benim size önerim, birçoğunuzun belki bu konuda hoşuna gitmeyecek bir şey sevgili arkadaşlar. Not alarak çalışmamız çok önemli. Özellikle renkli kalemler kullana kullana. Yazıyı sevmediğinizi biliyorum ancak bunlar kalıcı öğrenmeler gerçekleştirir. Öğrenmeleri daha uzun süreye yayar. Sadece dinleyerek öğrendiklerimizin yanına bir de görerek veya bunları bir de yazarak gerçekleştirebilirsek ona biraz daha fazla maruz kalmış oluruz. Emek sayısı biraz daha fazla olur dakika bazında ve öğrenmeler çok daha kalıcı olur. Özellikle tavsiye ediyorum bunu. Hocam peki şimdi ders programını hazırladık. Hı-hı. 40x3 dedik. Hı-hı. Konu anlatımı dedik. Bunun devamını ben tahmin edebiliyorum ama sizden bir detay duymak istiyorum. Tamam, şimdi ben anladım. Açık uçlu sorular olduğu için soru çözmek istemiyorsun. Burada bütün öğrencilerimden olduğu gibi senden de ben bu sinyali aldım. Hayır, soru çözmek durumundayız. 9 ve 10. sınıf konuları biliyorsunuz
TYT'yi oluşturuyor. TYT'de, YKS yolculuğumuzda çok önemli bir kısım. Bu yüzden hem yazılılarımıza hazırlık için, yani test çözerek de konuyu iyi öğrenebiliriz, özümseyebiliriz. Bazı arkadaşlarımız, yani iddialı bazı arkadaşlarımız sadece soru çözerek bile konuları öğrenebiliyorlar, onu söyleyeyim. Bu yüzden soru çözümü hayatımızın her evresinde olmalı. Lütfen soru çözümüne dikkat, tamam? Günde kaç soru hocam? Yani bunun bir adedi yok. Ne kadar boşluğun var ve ne kadar vakit ayırmak istiyorsun, bu önemli. Yani bir 9. sınıf öğrencisine göre günde 40 ila 60, belki 70-80'e kadar çıkarabileceğiniz şekilde soru çözümü yapsanız bence yeterli. Hocam 50 benim vicdanımı rahat ettirir. Benim için hiçbir sıkıntı yok. İstersen 50, istersen 500. Hocam bir de takip et dediniz. Biz neyi takip edeceğiz? Ah tamam, güzel. Son maddemiz tam olarak bununla ilgili de, hatırlattığın için teşekkür ediyorum. Evet, bizler Tonguç Akademi olarak, videonun başında da biraz önce söylediğim gibi, sizlere yazılıya hazırlıkla alakalı çok güzel videolar hazırladık. Sadece bunları izlemeniz bile yazılılardan en az 90 artı puan almanızı mümkün kılacak. Ve tabii ki bunun yanında Milli Eğitim Bakanlığı'nın içeriklerini unutmayacağız. Arkadaşlar, yazılıya hazırlıkla alakalı mutlaka örnekleri inceleyeceğiz. Web sitelerinde özellikle yazılıya hazırlıkla alakalı içerikler var. Onları da mutlaka gözümüzün önünde bulunduracağız. Çalışma programlarımızı ekleyeceğiz. Ve bunu yazılıya yakın bir zaman kala yapacağız. Yazılıya yakın bir zaman kadar kalması için şöyle geçireceğimiz bu süreleri de işte bu taktiklerden hareketle geçirdiğimiz zaman olay bizimdir. Var mı bana başka sormak istediğin bir şey? Hocam yazılıya yakın ne kadar süre bir yakın? Ona göre bir hazırlık yapayım. Ortalama bir hafta, 10 gün yeterli. O zaman ben gidiyorum. Güle güle. Görüşürüz hocam. Kendine iyi bak.